Mehdi geldiğinde bizim ikna olabilmemiz için neler yapacak veya nasıl anlayacağız hocam? Siz Mehdi'yi ikna edeceksiniz. O sizi niye ikna etsin? Siz onu Mehdi olduğunu ikna edeceksiniz. Hadislerde öyle. Mehdi halkı ikna etmiyor. Halk onu ikna ediyor Mehdi olduğunu. Zorlayarak diyor. Tehdit ederler diyor. Bütün alametler sende derler diyor. Nasıl anlayacaksın? Allah kalbine ilka edecek. İnsanların kalbine vahyedilecek Mehdi. Hissedeceksin, bileceksin. Anlamazdan gelenler ayrı mesele. Ama bilecek insanlar. Bilmiyorum diye bir şey yok. Ve ikna edecek olan da halktır. Halktan insanlar. Mehdi'nin ikna edilmeye ihtiyacı vardır. Mehdi'nin sizi ikna etmeye ihtiyacı olmaz. Tabii İsa Mesih bile ikna edemiyor Mehdi olmasına. Bak İsa Mesih. Değil mi? Bak namaza geçmesi için artık fizik kuvvet kullanıyor. Sırtından itiyor. Sen diyor ümmetin imamısın. Mehdiyete imamete sen layıksın diyor. Bak namaza ilerliyor Mehdi. Fakat yine vicdanı kabul etmiyor. Yeniden dönüyor. Diyor ki ya buyurun siz geçin diyor. Hayır diyor. İsa Mesih bayağı kuvvetlidir. Yani atletik değil mi? Tutuyor omzundan. İterek yine Mehdi namaza geçirtiyor. Ümmetin imamısın diyor. Ben de sana biat ettim, bağlandım diyor. O zaman zaten bitti. O dediği an dünyanın imamı olmuş oluyor. Bütün dünyanın yani Hristiyanlık aleminde, İslam aleminde imam olmuş oluyor. Çünkü İsa Mesih kendi söylüyor yani. Topluluğa söylüyor ben biat ettim. İmamlığını kabul ediyorum. Seni imam tayin ediyorum. İmam olarak kabul ediyorum diyor. Ne yapsın o zaman yani ben hayır değilim diyemez ki. Dediği zaman da imanın nuruyla tanıyabilirler diyor hocam. Evet zaten tanıyandan öyle laf o tanıyamamam diye bir şey olmaz. İsa Mesih'i de tanırlar, Mehdi'yi de tanırlar. Ne demekten? Vahyediyor Allah kalpler nasıl tanımaz?